Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 28 Ağustos 2022 günlerden pazar. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir pazar günü olur. Umarım hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler, bugün gündüz yarışları öncelikle İzmir Şirin yer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Ardından İstanbul 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım ama öncelikle İzmir gündüz yarışları ikinci altılı yan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Aynı zamanda videolarıma like atarsanız yani beğeni atarsanız ve yorum yazarsanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olursunuz sevgili yarış severler diyerek ben İzmir ikinci altılı yan analizlerime geçiyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı yan programın dördüncü koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe Çin pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 3 yarışıyla start alacak. Altılı Ganya'nın ilk ayağı bana göre günün en zor birbirine en yakın safkanların mücadelesi konumunda. Ve arkadaşlar 12 safkan koşuyor. 12 safkanın da birincilik şansı burada bana göre var burada öncelikli şansı ben son yarışında çok düşüren ve çok etkili geliyordu. O kadar etkili geliyordu ki Jokin'i düşürme sebebi de bu. Öne çok ani atak yapması. 8 numaralı Last Top bugün Mertcan Çelik dairesinde ben dikkat diyerek ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine 11 numaralı Speed Food gerçekten özellikle bu mesafelerde çok etkili bir isim. Bu safkan da bugün Dikkat gerek ikinci şansı vereceğim arkadaşlar. Yine 2 numaralı Emerald Holt. Eğer son yarışını tekrar edersem ki son yarışında açtıkça açtı, açtıkça açtı arayı ve çok rahat kazandı. Bugün Distin Relativ'in torunu 2 numaralı Emerald Holt isimli safkanı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Burası bu üç safkanın dışına çıkarsa yine takibimdeki safkan 5 numaralı Şirin Leydi. Bugün yine kuponlara yazılması gereken safkanlardan 7 numaralı Bitlis İncisi, 9 numaralı Şükran Hanım ve 6 numaralı Uçsuz Bucaksız isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir çok çok yerimizde varsa bir numaralı Cool Image. Evet Cool Image isimli safkanı da yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağına 2 iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus Meydin yarışına geçiyorum. Burada da 8 numaralı Miss Why Not isimli safkan bugün Gökhan Gökçe idaresinde benim öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Grecia ve 4 numaralı Brave Blood isimli safkanlar bu koşuda beğenimi kazanan isimlerdir. Yani burayı da 8, 7 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın 3. aya İzmir'de 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 8 yarışıyla devam edecek. Burada gerçekten böyle at gibi at derler ya bastığı yeri bilir ya arkadaşlar. Ben son yarışını, son birinciliğini çok beğendiğim 5 numaralı Ayur Namat isimli safkanı bugün Mertcan Çelik İdaresi'nde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 6 numaralı Keep Your Distance evet arkadaşlar. Bugün Nevzi Tavcı İdaresinde buraya 5 e, numaralı Ayur Namata ilk rakip 6 numaralı Keep Your Distance isimli safkan olacak. Yine 4 numaralı Crazy Amazon ve 2 numaralı Battle Cry isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın dördüncü aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 ile devam edecek. Burada bir safkan var ki arkadaşlar temposunu çok beğendim. Atın yere basışını çok beğendim. Ciğerini çok beğendim. Beden dilini çok beğendim. Evet Indian Days'in tayı 3 numaralı Zeybek Flight Evet arkadaşlar bu Gönzül Fikar Karabult idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Zeybek Flight isimli safkanı ben öncelikle şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olabilecek isim 2 numaralı Run for Happiness Mertcan Çelik idaresinde ikinci şansı da. Bu isme vereceğim yine 5 numaralı Lipsos ve 1 numaralı Griskin isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla beğenimi kazanan isimlerdir. Ve Altılı Ganyo'nun 5. ayına geçiyorum. Arkadaşlar 5. ay kanalizlerime geçmeden önce yine çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ve her gün bir de ufak altılı analizi paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 150 lira. 2 aylık katılım 250 3 aylık katılımda 300 yani 3 aylık katılım durumunda grubumuzun aylığı 100 liraya denk gelmektedir arkadaşlar yine 6 aylık katılımda da grubumuz 500 lira yani 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 liraya gelmektedir grubumuza katılmak isteyen yarışsever sever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Diyerek ben Altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak şartlı iki yarışına geçiyorum. Burada öncelikli şansı bugün Joker'in tayı bir numaralı büyük tınasa vereceğim. Sevgili yarışseverler bu safkan bir yarış koşmuş kum ama şunu ifade etmek istiyorum özellikle yarışın bitimine 20 metre kala evet sonlardaki yani yarışı kurtarayım derken yaptığı aksiyonlar tam çim aksiyonlarıydı. Gerçekten uzun ve yere yakın böyle kendine açarak koştu. Yani bu safkanın Çim'de de çok etkili koşacağını gösterdi. Bugün dikkat, dikkat diyerek bir numaralı büyük tınası bugün bu koşuda öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana rakip olarak da 6 numaralı İremim ve 2 numaralı Cesur Rüzgar isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı altılı ganyanın kapanış koşusunda özellikle kalitesine çok inandığım bir isim arkadaşlar. Ve son yarışı adeta yüzerek rakiplerini geçti. Bugün ben bu safkanın kalitesine çok inanıyorum. Bir numaralı Frankli Efes'i bugün Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak bir numaralı Frank Lefes'ini ben bu grupta yani grubu çok uygun görüyorum arkadaşlar. Bu grupta e, ben 60 kilo bugün günün banka ismi olarak değerlendiriyorum. Eğer bu safkana güvenmeyen arkadaşlarımız varsa Altılı Ganyan'ın 5. ayağında bir numaralı Büyük Tınas isimli safkanı yine banka olarak tercihleyebilirler. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.